Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepimiz göre karşınızdayım. Yeni Süper Birliği birlikte bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi tanıtılmak üzere hemen videoya geçmek istedim. Emeğimizin, araştırmamızın, önceliğimizin karşılığı olarak ilk saniyede like atarsanız sevinirim. Güncelleme haberlerini, turnuvaları, çekilişleri kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi iyi seyirler arkadaşlar. Bakalım bugün dev mi geliyor, bombacı mı geliyor? Bugün tanıtılan askerin haricinde yarınki gelecek son askerinde özelliğini bu videonun altına tahmin edebilirsiniz. Tahmininizi diğer askerin videosunu çekerken videoda kullanabilirim arkadaşlar. Yorumlarınız benim için kıymetli, benim için değerli. Yorum atmayı unutmayın diyorum ve bekleyişe geçiyorum. Öncesinde Clash of Clans tanıtıyor, sonrasında Galadon ve diğer YouTuber'lar tanıtıyor. Resmi YouTube kanalları tanıtıyor Supercell'in. Bakalım, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, videoya tekrardan giriş yaptım. Bakalım, orada büyük dev bir şeyler yazdı. Çok hızlı geçti, detaylı inceleyeceğiz. O boksör dev gibi. Bombacıya gerek yok, dev kırıyor zaten duvarı. Abi bunlar aşırı güçlü görünüyor. Galadon'u bekliyorum, tam özelliğini Galadon gösteriyor. İşte kaç yer kapladığı, hızlı, özelliği, detaylı bilgileri Galadon'dan öğreneceğiz yine arkadaşlar. Hemen geçiş yapalım. Hele şükür Galadon'da videoyu attı arkadaşlar. Biraz geç kaldı bugün. Onun öncesinde 2-3 YouTuber atmıştım ama ben yine Galadon'dan faydalanmak istedim. Boksör dev. Duvarlara 2 kat damage vuruyormuş arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bakacağız şimdi. Kaçlık yer kaplıyor. Evet, 60.000 kara eksire eğitiliyor. Yani 7 günlük kiralama bedeli 60.000. Duvarlara ekstra damage vuruyor. Yani boksör dev niyetinde bir hali var. 130 saniye başı hasarı, 4200 canı var. 9000 eliksiri, 9000 eliksire çıkıyor. Eğitim süresi 1 dakika. Hızı 12 saniye. Kapladığı yer 10. Normal devin 2 katı arkadaşlar. Aynen normal dev gibi olmuş. Direkt savunmaya gidiyor. Öfke büyüleri. Duvarlara acayip vuruyor yalnız. Clash of Clans'ın videosundan görmüştük. Bu yine oyunun kendi tanıtım videosu. Galadon az sonra ordusunda deneyecek. Öfke büyüleri. Buz büyüsü. Bakın duvara ne biçim vuruyor bak. Şimdi duvar açacak. Duvara iki tane vurdum muydu açıyor. Tabii çok dev var ama. Yani özelliği duvara iki kat damage vurması. Normal devle kıyaslıyor şu anda. Normal devin hasarı 64. Canı 1850. Eğitim maliyeti 4500 iksir. 30 saniyede çıkıyormuş. Yani devin 2 katı. Yani çıkma süresi de kapladığı yerde 2 katı. Hızı aynı. Önce defansa gidiyor. Yani şunu söyleyebilirim, hala benim favorim şu anda öfkeli barbar. Yani süper barbar. Bunu da çok sevdiğimi söyleyemem. Ama yine ordu kombinlerini deneyeceğiz. Binayı az daha indiriyordu. Bir level kral kraliçe. Yani canları çok yüksek. Pekka'nın canı kaçtı, ona bir bakacağım. Pekka ve Golem'in canına bakacağım. Canları aşırı yüksek. 2 saat burayı temizleyecek. Neyse, bunu beklemeyelim. Bir sonraki atağa geçeyim. Evet arkadaşlar, şimdi normal devle boksör devleri gönderiyor. Duvar açmalarını test ediyor. Mor duvara 2 tane vurdular. Orada diğer devler hala duvar açmakla uğraşırken ikinci duvara ulaştı. 2 tanesi.
Savunmaya doğru ilerliyor şu anda. Diğer devler hala ikinci duvarda. Tekrardan geri dönüş yaptı. O diğer savunmayı indirdi, geldi. Buradaki duvarı indirecek. Klan kalesini de indirecek. Bak bak. Son seviye duvarı darma duman ediyor. Onlar daha yarısına gelemeden Klan kalesini indirecek. Yarayı biraz geçti. Duvarda devler. Üstteki devler 3 tane. Süper dev 2 tane. Yani bütün her şeyi 2 tane dev yaptı. Bitirdiler geri kalan savunmalar ilerlerken. Ordu da test ediyor şimdi. 28 tane dev bastı. Sekiz depremle tamamen merkezi açacak. Biraz daha uğraşsa öbür duvarı da açıyordu zaten. Ama gerek kalmadı. Diğer dört depremle de öbür tarafı açtı. Devleri direkt merkez doğru ilerletti. Kahramanları da peşi sıra gönderdi. Zeppelin de gönderdi hemen bir öfke buz takviyesi. Bir buz takviyesi. Büyük korucunun gücünü de kullandı. Binayı seri bir şekilde indirdi. Bir öfke büst takviyesi daha. Kral kraliçe dışarıya doğru döndü. Yani zaten savunmaya ilerliyorlar. Atlama büyüsü daha iyi olacaktır. Tahminimce. Yani bunlara şifa şart. Zaten canları çok. Zar zor iniyor. Şifa alarsan bayağı bir dayandırırsın. Yine bodoslamasına bayağı bir merkezi indirdi. Yani koridoru açıp rahat bir şekilde girse daha güzel iş yapardı. Bakalım bir tane daha saldırısını izleyelim. Köy binası 13'e dalacak şimdi. Devam et Kaladon. Öldü onlar, öldü öldü. Neyi bekliyorsun? Geç. Evet arkadaşlar, son olarak da Kraliçe Yürüyüşü 1. Madenci saldırısında 5 tane süper dev kullanıyor. Burada bombacı mülayimi bu videonun başında da söylemiştim, bombacı mülayim yerine bunlardan alabilirsiniz. Hem savunmaları tanklıyor hem de duvarı bombacı mülayimlerden daha rahat açıyor. Bak. İki tanesi biraz zorlandı ama yine de aştılar duvarı. Kraliçe şimdi binaya doğru döndü. Bakalım şimdi. Kraliçe satacak gibime geliyor. Kraliçe yine sağa döndü. Dünkü saldırısında da dönmüştü Galadon'un. Evet, uçan kışta kralla da diğer tarafa açıyor, direkt merkeze doğru. Koridoru güzel bir şekilde açacak. Sağ solu temizledi zaten bayağı. Kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Binici madenciler de saldırıya. Şimdi gönderiliyorlar. Önden madenciler, arkadan biniciler. Büyük koruyucu Garagız. Hamir öfke büyüsü, büyük koruyucunun gücü kullanıldı. Uçan kışlardan çıkan biniciler de sol taraftan savaşa dahil oldular. Hemen orada bir şifa büyüsü desteği, bir öfke büyüsü desteği. Taktik avcı uçağı X yayınladı, bir buz büyüsü taktiğiyesi. Çarşı pazar karıştı merkezde. Taktik avcı uçağını şimdi Garak zindirmeye çalışıyor. Bakalım madenciler çoklu cehennem kulesine ulaştılar. İki tane kayası çar var. Madenciler bayağı bir dolandılar. Karagız'ın kalkanını da fırlattı. Daha fazla dayanmayacak zaten Karagız. Şimdi Karagız da indi.
Büyük koruyucu Kaya Sıçar'ın bir tanesini indirmeyi başardı. 40 saniye var. Pekka da dışarıda temizliğe yardım ediyor. Merkezde son bir Kaya Sıçar var. Süreden gidecek. Depoyu da indirdi. 20 saniye. saniye, 9 saniye. Yetiyor mu acaba? 5 saniye, 4 saniye, 3, 2, 1, %99. Gıdım canı kaldı. Hemen oyuna geri dönüş yapıyorum. Oyuna geri dönüş yaptım. Az önce normal devin canı 1850. Süper devinki 4200'dü. Pekka'ya bakmak istiyorum. 6300. Yeti'den daha fazla canı var. Golem'in bayağı çok zaten. Onun 7500. Evet arkadaşlar, süper devde tanınmış olduk. Bakalım yarınki bombacı mülayimde merakla bekliyoruz. Sizce yarınki bombacı mülayimin özelliği ne olacak? Onu da yazarsanız sevinirim, tahminlerinizi bekliyorum. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız güncellemelerden, çekilişlerden, turnuvalardan ilk haberdar olan sizler olursunuz. Şimdi hoşça kalın, kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize bakın. Apollo 69.